Efendim Akustik Ayna'ya hoş geldiniz. Bugün konumuz Kaan Arslan. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim. Güzel gidiyor. <laughs> neler oluyor hayatında? Hayatımda neler oluyor? Hayatım hem bir artist hem bir prodüktör ikileminde. ikisinde tam böyle yaşayamadığım bir dilemmada geçiyor gidiyor. Ama mutluyum. Keyfim yerinde. Hangisini daha çok seviyorsun? İşte ona karar veremedim. Anladım. Yani... Ee, şöyle bir şey oldu. Şarkı yazmayı çok seviyorum. Hep şarkı yazıyorum zaten. Şarkı söylüyorum da. Bir yandan bunu başka insanlarla paylaşıp onların üretimlerine katkıda bulunmaya başlayınca ikisi de aynı yerden beslenmeye başladı. İkisinden de olabildiğince keyif almaya çalışıyorum ama evet. Ya hırslı bir dönemdeyiz ya. Bitmiyor. O iyi bir prodüktör olma isteği de, iyi bir artist olma isteği de, de yetersiz kalıyor sürekli insan kendine. Öyle bir Dilek içimi döktürmeye güzel, güzel güzel çok hoşuma gitti. <laughs> güzel. Peki şş, hiç sevmediğim bir şarkıyı da yapıyor musun? Tabii. Ne yani, oluyor orada? Şimdi sevmediğim bir şarkı değil mi? Şöyle başladı. <laughs> Yok sana uyma yani, yani seni heyecanlandırmaya yani bir parça geldiği zaman onu heyecanlı parçaya çevirmek o kadar da kolay değildir bence. Değil tabii. Ama şöyle oluyor, ee, bir şarkı geliyor vokal olarak onu ben kendi sevdiğim yeri çekmeye çalışıyorum. Gelen sanatçı kendi sevdiği yeri tutmaya çalışıyor o savaşı seviyorum yani. İkimiz de konfor alanımızdan çıkıyoruz. Güzel bir savaş bence. Güzel bir savaş ve gerçekten bana sevmediğim tırnak içinde sevmediğim müziklere dair yaptığım işler aslında çok şey kattı. Yani ben zaten kendi sevdiğim müzikler üzerine çok fazla alıştırma yapmışım hayatımda. Ben hayatımda hiç atıyorum. Sevmediğim atmayalım, de... atmayalım <laughs> evet. Bence oraya <gülüyor> girmeyelim. <gülüyor> Çünkü yok, yani kimsenin alınmasına gerek yok konuyla alakalı. Sadece dünyayı genişletmek gibi bir şey değil mi ya? Yani ne bileyim ben bir prodüktör değilim ama e, bolca müziğe maruz kaldığım için sevmediğim bir şeyi de sever hale geldiğim çok oluyor. Aynen Aa, öyle. bu böyle bir şeymiş. Ya çok değişik bir süreç yani. Bir de bazı türlerin özellikle yani tür tür ayırdığımız ama herkesin biraz daha yakın hissettiği türler tabii ki var. Dolayısıyla hiç aslında dinlemediğim bir türün içerisinden bir şarkı hayatımı ele geçirebiliyor. Aynen öyle. Ve o sana ana kadar hissettirdiğin şeylerden çok daha farklı bir şey hissettiriyor. Ve hatta orada özür dilerim yo, yo. Ee, hani hayatta bağdaşan bir yön de var böyle çok nefret ettiğin birinde içten içe kıskandığın arzuladığın bir yön vardır ya Hı -hı. bir şey vardır çok nefret ettiğin müzikte de seni alan bir şey olması çok muhtemel oluyor genelde katılıyorum şöyle bir şey düşünmeye başladım bu aralar bir prodüktör olarak buna cevap vermeni rica edeceğim şimdi insanların dönemleri var sosyolojik olarak hayatımız çeşitli noktalarda kırılıyor ve çeşitli alışkanlıklara ediniyoruz Dolayısıyla insanlar müzik dinledikleri yerler, saatler aslında ne dinledikleriyle doğal olarak bir bağlantı yaratıyor. Yani araba kullanırken ve bir yere yetişirken ne dinlediğini önemsemediğin e, bir süre içerisinde dinlediğin şarkılar var. Bir aşırı keyifli olduğun ve bir yerden bir yere isteyerek giderken o sırada ya bak bu şarkıyı dinledin mi diye yanındakine belki söylediğin zamanlar var. Ne bileyim çok kafan güzelken açılan şarkılar var filan. Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler ifade ediyor. Dolayısıyla aslında hmm. sosyolojik olarak en fazla sayıda insanın e, yaptığı şeyi yanına eşlik edebilecek müziği yapmak son derece hmm. mantıklı olmuyor mu bu durumda? Ne güzel dedin. cümleyi <laughs> alıp hayatında kullanmak istiyorum. Başka yerlerde söylemek istiyorum. Ben. Aynen öyle. Gerçekten Aynen öyle. çok eğlenceli bir şey. Mesela bizim ülkemizde ciddi bir rakı kültürü var. <laughs> Hep beraber rakı şarkıları yapmaya çalışsak. ...daha hızlı başarılı olabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle oluruz. Ve çoğumuz da o potansiyelimizin farkında değiliz de bence. Yani... <laughs> ben ben birkaç tane yaptım. <laughs> Yaptın mı? <laughs> yaptım. Çok istedim. Vallahi işte, birazdan dinletirim sana. <laughs> Bayağı eğlenceli bir <laughs> konu. Peki, e, birçok insanla beraber çalışmak... ...onlarla aslında o alışverişin içerisinde olmak... Ee, ...senin de çeşitli alışkanlıklarını değiştiriyordur. Bir prodüktör olduğu zaman, seyirci de bilgilensin bu konuyla alakalı diye yani birazcık da açarak anlatıyorum. Çok fazla şey dinlemek gerekiyor. Ama bu dinlediğin şeyler her zaman şarkılar değil. Zaman zaman sadece sesler. Zaman zaman çeşitli eski şarkılardan çeşitli sample'lar. Zaman zaman ne bileyim e, bardak sesi bile olabilir bunun içerisinde. Dolayısıyla kafanın içerisinde duyduğun seslerden bahsetsene bize. Yani Aa, çok acayip bir sesmiş diye durduğun... Ee, anlar ne kadardır? Tabii. Özellikle mesela yere bir anahtarlık para düşme sesi, kapı kapanma sesi, kapı gıcırdama sesi, ne bileyim böyle <laughs> biz prodüktörlerin en zorlandığı şeylerden biri gerçekten doğru sınayırı bulmaktır. Çoğu zaman onun yerini alabilecek şeylerde algımız en açık oluyor genelde. Yani bilmiyorum benim öyle. Ama artık evet yani hani şeyden e, müziğin geldiği yer çok uçsuz sınırsız bir yer artık. Bir canralar arasındaki çizgiler ortadan kalktı. Hani dünyadaki herkes neredeyse sample ve hali hazırda dijital ortamda üretilmiş seslerden beslenerek müzik yapıyor. O yüzden ses konusunda algının bir noktada böyle farklı yerde açık olması gerekiyor. Hani yoksa sadece gerçekten gitar piyanoya bağlı kaldığımız zaman sound'da kendimizi noktada kısıtlamış oluyoruz. Gerçekten o bardağın yere düşen paranın sesinin dikkatini çektiği nokta insanı ...algısını açtığına böyle artık gösteriyor sana. Yani algım açılmış, şeyler yapabilirim diye hissediyorsun. Ki ben <laughs> bir de biraz mükemmelliyetçi bir insanım, o doğru sesleri projeye koy koyarken çok zorlanıyorum. Yani bin tane alternatif tutup sürüklüyorum projenin içine ve o bin tane içinden yeniden seçerken kendimi kaybediyorum çoğu zaman. Bu sesleri duymak da biraz o noktadan hem iyi hem kötü aslında. <laughs> Yere çok alternatif var ya. Gerçekten çok fazla alternatif var. Hayatımız sınırsız sayıdaki... ...olasılığın içerisinde... E, ...cereyan ediyor. Fakat... ...eskiden bazı şeyleri seçerken... ...daha kolay hareket ediyorduk. Örnek vermek... ...gerekirse ben 35 yaşındayım. E, hayatıma başladığımda... ...dinleyebildiğim şarkılar, bilgisayarıma indirdiğim... ...şarkılar ya da sahip olduğum kasetler... ...CD'ler filan filandan... ...ileri geliyordu. Şimdi söylediğim şimdi... ...herhangi bir şarkıyı her an... E, istediğim kadar istediğim anından başlamak kaidesiyle herhangi bir çaba sarf etmeksizin dinleyebiliyor oluyorum. Bu da tüketim konusunun işte dediğim gibi çok ciddi anlamda de, değiştiğini de gösteriyor. O değişimin içerisinde dolayısıyla mesela e, İstanbul'daki çoğu canlı müzik mekanının e, 90'lar çalıyor olmasının temel sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Alternatif sayısı o kadar çok ki hangisini seçeceğini bilemeyen insanlar bildikleri yerden e, ilerliyorlar gibi. Ne dersin? hızlı tüketim mi? artık yani bir şeylerin aklımıza işleyip orada kalması da çok uzun sürmemeye başladı. Yani <laughs> önceden hakikaten iki kasetimiz, iki CD'miz olurdu. Onları dinlerdik döne döne ya da bir hit olurdu. Bütün yıl onu dinlerdik falan. Şimdi bir şarkı bir hafta Türkiye'yi kasıp kavuruyor. ikinci hafta hatırlamayabiliyorsun. O kadar hızlı bir tüketimin dönemindeyiz gerçekten. Bunun etkisi vardır belki. Ama o 90'ları 90'lar repertuarını açan mekanlar da aynı hissi yaşadığı için bunu yapıyorlardır. Yoksa şu anki müziği o dönemde kıyaslayıp onu tercih ettiklerinden değil. Bence de hiç değil. O hissi yaşadıklarından. İnsanlar ortak evet. bir şeyin etrafında toplayabilmek ya bir mekan açmak sonuçta Aynen, bir doğru. E, toplama mekanı. Hani insanlar buraya gelsinler ve birlikte aynı şeyleri hissederek bir sinerjinin içerisinde olsunlar demek Evet, bir de bunun en iyi şey yani. Aynen öyle. Hepimizin guilty pleasure gibi bir noktadan böyle bir o yani en Ah geceler. Rafine müziği yapan insanlar bile <laughs> bir noktada bir düğüne gittiğinde, bir partiye gittiğinde 90'lar Türkçe ile kapatıyorlar ya gün. Evet. Hepimizin ortak noktası evet. gerçekten. Benim e, son zamanlarda çok sevdiğim ve sık sık dinlediğim birçok isimden e, yola çıkarak düşündüğüm şeylerden biri şu. Bu çok dinlediğim isimlerden daha fazla Jennifer Lopez şarkısı ezberebiliyorum. Bu çok ilginç bir şey çünkü... O kadar çok Jennifer Lopez'e maruz kaldım ki. Mesela 2000 yılına girmek benim için Jennifer Lopez'le eş bir şeydir. Çünkü onun Waiting for Tonight şarkısıyla <laughs> e, o zaman bu konu çok ciddi anlamda eşleştirilmişti. E, ve hani bilmiyorum ha hakim misin konuya ama hani işte elektronikler bozulacak, şunlar olacak, bunlar olacak falan gibi. Yersiz hurafelerin olduğu bir dönemde <laughs> Ve hiçbir şey bozulmadı bu arada. <laughs> yani hiçbir şey bozulmadı. Ve Jennifer Lopez'le geri saydık falan. Onlar oldu hepsi. Ee, televizyonun hayatımdaki gücünün ne kadar büyük olduğunu düşünüyorum şimdi. Bir pop kültüründe büyümüş bir insanım nihayetinde. Çünkü televizyon sonrasında doğan çoğu insan öyle e, oldu diyelim. Yani bu daha ilerisi 2000'ler sonrasındaki herkes tabii ki internete doğmuş oldular. O mesela zorlayıcı geliyor bana. Şundan kaynaklı sevdiğim kuzenlerim var. Zaman zaman onlarla ortak kültürler yakalayamadığımı fark ediyorum. Onların bildiği şeyleri çokça bilmiyorum filan. O aradaki şey e, daha hızlı açılıyor gibi geliyor ama bir yandan da şöyle şeyler de oluyor. Onun dinlediği bir şarkı bir şekilde ben de biliyor oluyorum ya da benim dinlediğim şey o biliyor oluyor. Müzik illa ki bizi bir yerlerde buluşturuyor. Yani kesinlikle buluşturuyor. Zaten bence işte o uzak kaldığımız ya da uzak kaldığımız düşündüğümüz o jenerasyon farklı. nasıl bir tanımaya da ihtiyacımız var yani. Onları ne dinleyin böyle bir şey oluyor ya çok. E, gençler onu dinliyor ya da işte büyükler onu dinliyor gibi bir ayrım oluyor. Bence iki tarafında hakikaten biraz daha kadrajını büyütüp diğer tarafı ne dinlediğini, neler düşündüğünü de bilmeye ihtiyacı var yani. Benim kuzenimin evet playlistinde ben de birçok şarkıyı bilmiyorum ya da bir şekilde bazı dijital platformlarda duymuş oluyorum evet, sadece. Evet, biraz, Instagram, Ama plan, hep o listenin bana katacağı çok şey var. Ona eminim yani. İlla hani illaki var tabii ki. Perspektiften bakıyorum anlamak adına. Çok şey. Hatta şarkı yazarı için de aynı şey aslında. Şarkı yazarı için bence daha önemli. Şimdi e, nasıl söyleyeyim? Ben böyle sıkı gerçekten iyi bir müzik dinleyicisi olduğum zaman da... E, 2000'li yılların başıydı o zaman. İşte Türkçe müzik dinlediğimde duman, mor ve ötesi falan çok ciddi anlamda tüketiyordum. E, geçtiğimiz günlerde de bir yakın arkadaşımla bunun sohbetini yaptım. Mor ve ötesinin... E, bir parçası var ya, Bir Derdim Var ve Canbaz'ın ünlü olduğu dönemde. Canbaz parçasını dinleyip sözlerin tam olarak ne ifade etmek istediğini anlamak için çaba sarf ettiğimi hatırlıyorum. Hala da bu konuyla alakalı net bir fikrim yok. E, bir Derdim Var'la alakalı çok net bir fikrim var sözlerinin ne ifade ettiğine dair. Bence e, müthiş bir şarkı her şeyin aksine. E, çok popülerleşmesine karşın hala çok orada kalan bir parça. Fakat sonra da işte bir Sezin Aksu dönemim var. Çok ciddi anlamda tükettiğim tahmin edersiniz ki e, çoğu insan hayatında öyle bir zaman geçiyor. Dolayısıyla oradaki sözlere bakıyorum ve şu anki sözlerle onları karşılaştırıyorum. Yani ne olmuş? Bu insanlar neden böyle bir şeylere ifadeler buluyor? <laughs> Sonra farkına varıyorum ki benim jargonum da yok. Yani zaten kullandığım kelimeler içerisinde şu anki müziğin, müzikte duyduğum şeyleri dolayısıyla ben anlamıyorum. Anlamadığım için de bana yakın gelmiyor. Yani yakınsayamadığım hiçbir şeyi sevmek yani çok kolay bir şey değil en azından. En, bu trap müzik ve son zamanda inanılmaz popüler olan rap parçaların içerisindeki çeşitli kelimelerden çok uzağım. Ve bu beni biraz üzüyor. Yani biraz orada takılmak istiyorum. Geçtiğimiz e, günlerde işte Kadiköy'de e, rıhtımdan yukarı doğru yürürken şunu farkına vardım ki dört arabada bir, bir arabanın arkasında bir ses sistemi var ve insanlar sokakta yani arabayı mesela durduruyor, şoför koltuğunda iniyor. Ve sesi sonuna kadar çıkıp dans ediyorlar filan. Ve arkadakiler kornaya basmıyor. Bu böyle bir e, kemikleşmiş bir şey dönüşmüş. E, ve orada çaldıkları şarkıları hiçbirini bilmiyorum ben. Çok üzücü bir şey bence bu. Senin başta böyle şeyler geliyor mu? Hiç bilmediğin şeyleri dinleyen çok büyük bir kitleyle karşılaşmışlığın var mı? Tabii. Şeye gittim yakın zamanda. E, Drill Festival'e gittim. E, ve çok Gerçekten hiç bilmediğim şeyler dinledim. Ama hani oradaki kitleden biri olmak böyle bir oradan hani bir şey yani bir parti partiye gittin kendine böyle keyif alayım şu an eğlenin falan dersin ya öyle bir noktada yani dinlediğim şeyden keyif almaya çalıştım insanların arkada prodüksiyona verilen emeğin işte kim nasıl bir çaba sarf ediyor kitle ne duyduğunda mutlu oluyor falan onları biraz gözlemledim ve şeye dönüyor aslında konu <laughs> biraz hali hazırda şu ana kadar sevdiğimiz şeylerin zaten tadını çıkarıyor olmak ama sevmediklerimize dönüp bakıp yeni hisler bir başında konuştuk ee, Mor ve örnek olarak. Canbaz'ın sözlerinden de bir şey anlamıyoruz hep o kadar. Bir şey anlamadan keyif almak için yüzde anlıyor olmasak da olur gibi geliyor. Yani o kültüre tam ait olmasak da olur gibi geliyor. Ya da bazen hani çok kötü bir gününde kendini çok gençta hissetmek istiyor olabilirsin. Ya yani, yakıp yıkacağım falan. O zaman da belki ilacın öyle bir şarkı olabilir ya da böyle dramaya ihtiyacın vardır. Aç bir şarkı, yıkıl falan hani böyle o an senin hislerine tercüme olmayan ya da dağarcığın içinde olmayan şarkılar bazen hiç böyle yediğimizde çok şaşıracağımız bir yemeğe, izlediğimizde çok şaşıracağımız bir film gibi bir şey yani. Hiç beklemediğimiz yerlerden beklemediğimiz hisler uyandırabilir bizde. O yüzden benim evrem aslında aslında şu an tam aksine bilmediğim alana daha çok dönük yani. Çok az e, aynı playliste dönüyorum ben. Çok fazla yeni şarkı dinliyorum. Yani yeni şarkı da aslında biraz bu iki alanda da işim gereği oluyor ama seviyorum yani. Bu challenge'ı bu... Çok bence bu mantıklı. bir yandan gerçekten her tamamını anlamaya gerek yok ama zaten anlam arayışı bir şeyin içine daha derinlemesine girmene sebebiyet veren şey. Yani bir şey sev, sevmeye başlıyorsun onu merak ediyorsun gibi bir noktadan aldım bunu. Şöyle de bir şeyim var. Playlistler oluştu tabii hayatımızda. Eskiden albümlerde o. Ama playlistler işte çeşitli şarkıları koyuyorum. 35-40 şarkı atıyorum bir playliste şey mi sınır mı onu geçerse olmaz gibi geliyor. Çıkarabiliyorum playlistimden filan. Hani sık dinlediğim playlistimi güncel tutmaya çalışıyorum filan. Yani bazen insan senin dediğin gibi sürekli yeni bir şey dinlemek istiyor. Mesela bir şarkıyı çıkarırken o şarkıyı ayıp etmişsin gibi hissediyor musun? Hissediyorum tabii ki. Hatta yani sanıyorsan bir de... <gülüyor> yani <gülüyor> abi... <gülüyor> Ama yani ayıp bu... olmasın diye playliste tuttuğun insan yok, var mı? Yok, yok. Yok, bunu yapmıyorum çünkü o zaman çok hakaniyetsiz olur yani. <laughs> yani duygularım karar vermesin istiyorum playlistime. <laughs> o sıradaki beğenilerim de aslında ee, dönüyor. Kimleri dinliyorsun, kimleri seviyorsun bu sıralar? Hadi birazcık müzik verelim. Bu sıralar, valla yani işte sıkıntı şu ki art yani dinlediğim show şarkının gerçekten hani... ...bir yerde garip bir ismi şey var şarkının, uh -huh. adı sanatçısı var ama hatırlamıyorum böyle... Normal bu arada. yani, koymuşumdur bir playliste ama... <laughs> Türkiye'de çok güzel müzikler oluyor son zamanlarda. E, çoğunda hakikaten böyle sevdiğim arkadaşlarım yapıyor. Onu görmek güzel. Zaten e, programda söyleyeceğim hı hı. E, bir arkadaşımızın şarkısını. Doluk Adayı Ters Tut şarkısını. Onları çok beğeniyorum. Sevgili Papdirce'mi çok beğeniyorum. Kendisi çok iyi bir şarkı yazarı. <laughs> yani şöyle... Öveyim madem o zaman. Öv ya. Öv. Şöyle... E, o kadar garip bir yere sürükledi ki beni şarkıları. Abi çok uzun zamandır hani bu konuya gerçekten subjektif olabilirim ama onu dinleyen insanlar beni anlayacaklardır yani. E, ee, şarkılarının çoğunu yüzüncü kez de dinlesem beni aynı duyguya çok yoğun şekilde gark edebiliyor. Sesinin çok içten naif ve güçlü bir dokusu var. Ve bence bu çok az insanda var. Türkiye'de dünyada çok az insanda var. Hani çoğu zaman müzik böyle Teori, enstrüman bazlı bir olgu ya, hissiyattan genel olarak uzak bir yerde yapılan bir iş bir noktada bir harma anlamak gerekiyor. Hissiyatı yeniden entegre etmek gerekiyor. Yani şiiri şarkıya dönüştürürken hissiyatı yeniden entegre etmek gerekiyor. O proses zor. Ve bence bunu en iyi yapan insanlardan bir tanesi gerçekten. Sevdiğim sanatçılar da, onu da bir bu şekilde övmüş olayım. Başka neler, kimleri dinliyorum? <laughs> Benim playlistimde... Ee... Çok sevdiğim bir parça var. Ee, senin bir parçan. Ee, Paptircem de var parçada. Sen sorma, yalan söylerim. Çok hoşuma gidiyor. Sık dinlenilenler arasında bende. Ve nasıl hissettiğimi anlatmak istiyorum. Az evvelki şeyine e, karşın. Öncelikle bir müziğin içerisinde bir insan olarak parçayı dinlediğimde üzüldüm. Şundan kaynaklı dedim ki oha çok iyi olmuş şarkı. Çünkü bazen ben bir şarkı böyle dediğimde orada bir sıkıntı var demektir. <laughs> Genel olarak benim yok abi falan demem lazım ki şarkı çok ileri gitsin. Öyle bir dünyada yaşıyorum maalesef. Çünkü bir tık daha şey bakıyorum, yani batıl baktığım için. ve Çünkü oradan beslenerek büyüdüm. Bütün hayatımı o şekilde geçirdim. O yüzden şey yakalamadım. Benim kaçırdığım zamanlar çok oluyor. Sonra da böyle bir şey yükselme hissi yaratıyor parça bende. Kendimi daha açık, daha fazla kendini ifade etmek isteyen bir modda buluyorum ve bir böyle kıpır kıpır da hissettiriyor bana kendime. Dolayısıyla sık sık e, özellikle iki tane e, görüşme arasında, iki toplantımın arasında bir yerden bir yere giderken e, dinlemekten çok keyif aldığım bir parça. Dolayısıyla bu parça için e, hem teşekkür etmek istiyorum hem de tebrik etmek istiyorum bunu ben söyleyeyim. Bir insanın hayatında bir şarkıyla eşlik etmek çok acayip bir şey. Kesinlikle öyle. Yani hiç yani. tanımadığın insanlar bir şekilde senin sesine çok aşinalar. Çok ilginç bir şey. Evet bu biraz megalomanik bir yerden de şey yapıyor insana. Öyle zaten yani. Ama tabii. hani evet yani hiç gerçekten dünyada hiç karşılaşmayacağım bir insan sen de seni dinlemiş bir ara söylediğin sözleri dinlemiş. Bazılarını böyle kendiyle içselleştirmiş. Aa ah, evet, falan diye ders çıkarmış. Ya da hiç saymamış Ne biçim konuşuyor lan bu huyar falan demiş. O bile güzel yani. Katılıyor <laughs> Sen sormada da Yaratmak istediğimiz etki tam olarak buydu aslında. Yani şarkı evet biraz böyle içini kıpır kıpır etsin ama sözlerin dinlerinde de tam tersi bir yönde hissi uyandırsın kafandaydı. Ben o, söz dinlemeden şey yapamıyorum. Yani bir şarkı sözlüyse <laughs> eğer söz dinlemeden şarkıyı dinleyemiyorum. Olmuyor bende. Bazı insanlar bu arada çok sevdikleri şarkıların sözlerini bilmiyorlar. ve Çok muazzam bir şey bence. Çocukluğum aklıma da. geliyor ve gerçekten hiç bilmediğim Eminem dinledim abi. Bil ben de yıllarca kelime Eminem Bilinen ben onları mi? bayağı açıp tek tek kelime kelime falan bu adam burada ne anlatıyor falan diye baktım mesela. <laughs> Klozet'i sonra bir süre klozet sanarak dinledim mesela falan. Dolatmış falan. Hmm. Öyle şeyler oldu <laughs> evet, ama sayılmış bir. Bir yani. de cleaning'le başlıyor ya dolayısıyla <laughs> yani anladım Temiz an. temizlenecek bir şeydir belki diye. <laughs> ben Tilay Collapse severim. Tilay Collapse Eminem şarkısı. <laughs> Aynı albümün başka bir parçası. O da şey yani spor yapmayı seven insanlara öneriyorum, kulağına takıyorsun, bayağı 5 kilometre koşarsın yani. Abi çok yeni de iş adamı deneyim biliyor musun? Tam yüksek bir koşu temposunda Doğru Metron'da bir şarkı denk geldi. Normalde gerçekten 2 dakika sonra yavaş yürümeye alırdım. Şarkı bitene kadar durmadım, çok önemliymiş. Hı hı. Ya buradan her tavsiye ediyorum, <gülüyor> <Gerçekten> <gülüyor> Doğru Metron'da çalışın yani. Bu bir tavsiyedir, İş birliği. Peki, ee, sonra neler olacak? <laughs> sonra neler olacak? Aslında hakikaten kenarda çok şarkım var. E, anlatmak istediğim şeyler de var. Ama prodüktör olarak beni çok heyecanlandıran projeler de var. <laughs> Şöyle bir şey oldu. Bu e, günlerimi prodüktörlüğe ayırdığım dönemde kendi şarkılarımı ayırmamak beni içten içe daha çok üzmeye başladı. Ve ben de dedim ki bir süre bu kaygıyla yaşamak istemiyorum abi. Şarkılar dursun. Bunları bir süre düşünmeyeceğim. Ve Proyektör kanunu biraz daha ön plana koyup onunla zaman geçirmeye başladım. O yüzden şu an önümü çok net göremiyorum. Yani projektörlük anlamında gelebilirim ama artistik anlamında şunu yaşayacağım bence önümüzdeki yıl, bu yıl boyunca. <laughs> i̇çimden geldiğim içinden gelen şey tutamayacağım ortaya çıkacak zaten. Ve bu fikir de beni bu çok hızlı tüketim ve seri üretim döneminde özellikle daha çok heyecanlandırıyor. Bir şey gerçekten ortaya çıkacağı varsa çıkacak gibi düşünüyorum. Ki aslında çıktı bile yani. Öyle bir şarkım hani çok sevdiğim, çok güvendiğim bir şarkım da var kenarda çıkmak üzere bekleyen. Şarkı, duygusal yükü çok ağır bir şarkı bende. O yüzden her yerde çok açmıyorum, dinletmiyorum da insanlara. Ama onu zamanı geldiğinde mesela yeniden yayınladığımda çok mutlu olacağım. Böyle yaşamak istiyorum biraz daha bu tarafı. O hırsa yarışa çok girmek, kapılmak istemiyorum yani. Bu, bu, bu anlatını <laughs> dinlediğim zaman... Ee... Böyle kaygılandım. Kaygıyı şu şekilde paylaşmak isterim. Çok ciddi disiplin olmadığı sürece bir artist kariyeri... Yani o dönemde yaşamıyoruz. Çok ciddi disipline ihtiyaç var. Başka bir noktadan hayatını tatmin ettiğinde, müzikal olarak bir prodüktör olarak kendini tatmin ettiğinde... Kendi kendine olan e, kariyerinden vazgeçmek... Vazgeçmek derken, son vazgeçmekten bahsetmiyorum ama onu erteleyebilmek... Anladım. Çok kolay bir karara dönüşüyor e, ve... Sonra bir daha evvel söylediğin şeylerden bir tanesi ben mükemmel iletişimliyim dedi. Şimdi yaptığın şeylerin çoğunu sonradan beğenmemeye başlıyorsun filan. Çünkü o günkü kafayla beğendiğin şey, 3-5 gün sonraki kafayla başka bir şey... ...outdated oluyor zaman 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 zaman. O sırada dinlediğin şeylerden kaynaklı orada bir şeyleri kurcuklamak istiyorsun filan. Çok zor iş. Kaygılandım gerçekten bunu duyduğum için. Yani, Yok, şey yani zor iş. Kalıcı, İyi disipline ihtiyacım var. Kalıcı olarak hayatımdan şarkı yazarlığının çıkacağını hiç düşünmüyorum ben. Yani sürekli bir anlam bir şarkı çıkacak ve ben tutamayacağım onu. Bir yerde yayınlanmış olacak buna eminim. Ama onu bir hırs haline getirme. Yani o disiplin belki biraz hırstan geçiyordur dediğim gibi. Yani hani <laughs> bunu bir süreklilik haline getirmek bu işi piyasada kalmak adına bir gerekliliktir ama biraz o konuda rahatım ya. Yani hani <laughs> sen arabanda giderken sen sormayı dinle. Bu hakikaten beni çok mutlu ediyor yani. O <laughs> Tabii ki bir hayalim böyle bir Hı -hı. binlerce kişi olsun harika bir konser verim hayalim tabii ki var Hı -hı. ama ayağım biraz yere basıyor o konuda yani prodüktörlük kısmından kendimi doyurduğum için ne olabilir. İnsan bu değişir hep. Yani şu an bu değişir konuştuklarımız tabii, tabii o kadar şey ki bazen aynen. düşünüyorum. Ben <laughs> bundan 5 sene önce ne düşünüyordum acaba filan diye düşünüyorum da yani <laughs> o kadar hızlı başına bir şeyler geliyor ve o kadar kendinden başka bir yere gidip sonra tekrar kendine gelip sonra bu, bu sefer başka bir yere gidip filan Geçiyor hayat ve düşünce... Zaten düşünmek, dönüşmek falan çok zevk, zevkli şeyler yani. Hep aynı kalsaydık çok sıkıcı kesinlikle, olurdu. Kesinlikle. Bu da bir dönüşüm bu arada. Söylediğim karar da bir dönüşüm. Farkına vardım zaten bu onun bir o yüzden yıl, bir buraya Bir yıl önce geldim. çok başka bir şey konuşulurdu muhtemelen. O yüzden bir yıl sonra çok başka bir şey konuşurdu. Olacağız muhtemelen. aynen dediğim. Olabiliriz, olmayabiliriz. İkisi de problem değil. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu şeyde rahat rahat bir şeyleri karşılıyor olmak ve nereye varacağına doğru olan dünyayı temiz bakıyor olmak... Yeterli. Yaptığın şeyleri yapmaya bir şekilde devam edeceksin hayatında. Hepimiz öyleyiz. Bir, bir kere bir şeyin zehrini aldığı zaman insan e, ve onu kendi mesleğine dönüştürdüğü zaman orada kalmaya devam ediyor. Zaman zaman yanlış kararlar veriliyor. Zaman zaman doğru kararlar veriliyor veriliyor ve e, yol dolayısıyla aşağı ya da yukarı ya da sağa ya da sola bir tarafa doğru gidiyor işte. Sonra gittiğin yerde aslında her her gün yeni bir gün ya yani. Her gün ilk gün ya her şey için. Dolayısıyla bu taraftan güzel. Ben seni dinlemeyi çok seviyorum. Prodüktör olarak da yaptığım parçaları çok beğeniyorum. seni ee, senin gibi biri olmasına hoşlanıyorum yani dünyada. Dolayısıyla iyi ki geldin. Seni burada görmek güzel. Defalarca kez geldin aslında ama e, bu seni bugün bu koltukta görmek de apayrı güzel. E, dolayısıyla umarım çok şarkı olur. Biz de dinlemeye devam ederiz. Kaan. Umarım. Ellerine sağlık. Ayağına sağlık. Sizin de elinize, emeğinize her şey burada olmak çok güzel. Vallahi evet üçüncü kez buradayım. Ve bu koltukta oturuyor olmak da hakikaten bir başka güzel hissettiriyormuş. Be. Şimdi zehir aldı. <laughs> evet, <laughs> evet inşallah biz de şey yapabilir sana e, şarkılarını daha fazla insanın benim gibi dinlemesi için e, bir şeyimiz olur, katkımız olur. sahne bu hızlı tüketim dünyasında biz 13 yıldır varız. İnsanlar için çok eski bir şeyiz artık. Ya. Artık çok eskiyiz yani. <laughs> Ee, gençler bizi çok sevmiyor bence artık. Seviyor musunuz yoksa pek? Şey, yok artık ya. Yok yok ya bu şey. İşin şakasındayım. Sevenimiz vardır, <laughs> sevmeyenimiz de vardır. Kapatıyorum programı. Tabii lütfen. Muazzam. Efendim kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bizi izleyin, dinleyin. Ee, burada konuştuğumuz şarkılar, türler filan, bunların tamamına dair... ...yeni döneme adapte olarak Spotify'da playlistler hazırladık. Ee, Bizim ekipte çalışan insanlar hazırladı genel olarak. Dolayısıyla sevmediklerinizin yorumunu yapın ki kimin liste yapmaması gerektiğini anlayalım. Ee, teşekkürler.